Süper Lig'in 5. sırasında Beşiktaş var 32 puanla. Yani şimdi şöyle bir şey, ligin ilk başında hani Beşiktaş'la ilgili söylenen şeyler çok genelde şeydi böyle, hani bu Galatasaray, Fener hani böyle serileriyle giderlerken, ya benim açıkçası hani şöyle söyleyeyim, o Galatasaray Fener'in içine kadar şunu söyleyebilirim, yani ben bu ligde iyi oynayan takım görmedim şimdiye kadar. İyi futbol oynayan takım hiç görmedim. İzlediğim takımların içerisinde şöyle, Süper Lig şöyle bir şeydi, ortalama bir takımı alırsın, o ortalamayı yakalarsın, şampiyon olursun. Lucescu'nun Florkin'i Galatasaray'ını hatırla, Perez'li falan Galatasaray'ını hatırla. Sonraki senesinde yani ben öyle bir şaşırsaydım, o topçuları bir de nasıl oynatacaksın yani? Niyazi'sinden Maldara Şanus'una, Amaral'ından şeyine, hani Türkiye'de bir vasat vardır, o vasatı kurtarırsın. Hani şey, iyi savunma, iyi hücum dengesini ayarlarsın, büyük takımsındır. Zaten hani medya zaten senin arkandadır. Hakemler de ondan etkilenirler. Sahada belli şeyler senin lehine gelişir. O yüzden hani her zaman öndesindir. Zaten 3 takım var. 3'ünden biri kazanıyor şampiyonu. Böyledir yani. O yüzden Süper Lig hala belli bir seviyede değil. Bunun için neyi örnek verebilirim size? Mesela Ankara Spor düştü. Ankara Spor hatırlamıyorum kaçıncı haftaydı. Mesela 5. haftada falan hala birçok takımdan daha çok puan vardı. Evet. Ankara Spor. 5 yani, puanı vardı. Yani onu alamamış takım var ya. Denizli Spor hükmen Ankara maçından başka galibiyet yok abi. Evet. Böyle bir ligden bahsediyoruz. Evet. O yüzden ben Fener, Galatasaray, Beşiktaş hiçbirisi iyi top oynamıyor. Benim düşüncem bu. Ve o zaman da bu puan farkının göreceli olduğunu düşünüyordum. Yani hani bu tersine döndü. Dediğimiz gibi Beşiktaş belli bir aşamaya geldi. Seri yaptı. Galatasaray, Fener şey yaptı. Ve puan bu hale geldi. Yani Beşiktaş'la ilgili şöyle, yani Beşiktaş'la ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim. Ben Manisa maçından sonra da o düşüncem daha da belirginleşti. Mustafa Deniz'in artık reset atması lazım takıma. Yani bu takımdaki şeyi değiştirmesi. Hani şöyle, kafadaki yapıyı değiştirmesi lazım. O Şampiyonlar Ligi'nde oynayan, hani gücünü mümkün olduğu kadar iyi kullanan, hani yani yaslanan, evet, savunmasını iyi tutan bir takım. Yani nasıl olsa bu, çünkü Türk Süper Lig, Türksel Süper Lig'de bunu yaparsan zaten hani istatistiklerle de belli, Beşiktaş çok az gol yiyor, iyi savunma yapıyor. Hani gol attığın maçı da kazanıyor genelde. Yani zaten Beşiktaş takımının hani benim hani aklımdaki ikinci yarıdaki soru işareti bu. Süper Lig'de hani çok fazla defans yapmanıza gerek yok. Şimdi kendi sahanızda Ankara Gücü'nü, Manisa'yı, Kasımpaşa'yı hani çok fazla tutacak takım değil Beşiktaş takımı. Beşiktaş takımı atmaya oynayan bir takım olması lazım. Cepo Şah bir takım olması lazım ama hani gerçi bu diğer takımlarda da handikap olarak görüyoruz. Galatasaray takımında da geriye çekilip hani yemeleri falan. Ama Beşiktaş takımının bunu kaldırabilecek bir hücum yapısı olduğunu da ben düşünmüyorum açıkçası. Ben de yani işte yani bu savunma, bu hücum hattıyla hiçbir şey yapıyor. Yani bir yere gidemezler. Zaten bir yere gidiyor. İşte o yüzden diyorum, benim o reset dediğim şey artık kafadan o duyguyu çıkarması lazım. Yani artık Şampiyonlar Ligi bitti. Artık sen kendinden daha güçlü takımlara karşı oynamayacaksın. Yani bakarız listeye. Gene bir seçim kadrosu iyidir. Yani şimdi bir Bobo'yu, bir Ensi, bir Ferrari'yi Galatasaray'da, Fener'de oynar. Yani rahat oynarlar. Üçü de rahat oynarlar. Yani hani yani iyi futbolcuların da var senin yani. Hani o yüzden Galatasaray, Fener dışında senin kadro olarak geçen bir takım yok ligde. De Mustafa Denizli çok fazla böyle takımla oynamayı falan. Yani takımla oynamasında sezon şöyle başında belli düşünceleri varsa onu sezon sonuna kadar devam ettiren bir teknik direktör. Yani hani Bobo varsa Bobo tek forvet oynar, Nobre varsa Nobre tek forvet oynar, hangisi formdaysa. İşte sağ kanadı, sol kanadı bellidir. Bu yapıda bir teknik direktör açıkçası. Hani Beşiktaş'ın belki hani takviye yapacak durumda iyi Beşiktaş şu anda. Zaten devre arası alınan futbolcu ne kadar takıma fayda sağlar? Soru işareti. Yani ama takım içinde olmayan bir adamdan bahsediyorsak sağlar. Takım içinde bir takım değişikliklere gidebilir Mustafa Denizli. Yani takım içerisinde onların çözümleri yok yani. Mesela forvet çözüm yok abi takım içerisinde. Mesela yani çift forvet de ben Beşiktaş takımının oynayabileceğini düşünüyorum açıkçası. Çünkü olabilir. Ama Teo, Ernst ve hani Fink'le zaten Beşiktaş fazlasıyla savunuyor bölgeyi. Ama Bob'un yanında koyabilecek bir tane bir adamı yok. Ben o kadar eminim yani. Nobre bitmiş. Yani Nobre'de ne şey? Nihat'ı görüyorsun zaten. Nobre zaten Beşiktaş takımında hani kaç haftadır gol atamıyordu falan. Hani biraz gol attı, biraz kendine geldi falan ama hani Nobre'nin biraz da şeyi var. Çok fazla da istediği hani sistemde oynamıyor düşüncesindeyim. Çünkü Nobre zaten orta sahaya kadar geldiğinde Nobre'den hiçbir şey bekleyemezsiniz. Ama yok. Hani Nobre'nin oynadığını o anlamda ben de oynarım gibi düşünüyorum. Çünkü yani
Zaten tekniği, teknik kapasitesi, işte strike özelliği pek fazla olmayan bir oyuncu. Tam onu diyeceğim ben de. Yani sen adam geçemezsin, pas veremezsin. Yani tempo, topla koşamazsın, boş topla geçemezsin. Yani sen futbolcu olarak, santraf olarak tercih edilmezsin ki. Normal koşullarda o sözleşmeleri yapamazsın Türkiye dışında başka herhangi bir ülkede. Belki de yani Nobre'yi artık Beşiktaş elde tutacaksa ya da faydalanmak isteyecek. Elde tutacaksa değil. Beşiktaş'ta şöyle bir hastalık var. Sözleşmesi gelen futbolcu deli donanlar gibi koşuyor, muazzam oynuyor. Sözleşmeyi bir yapıyorlar, şartlar indi. Yani bunları yemeyeceksin ama Beşiktaş'ın sorunu hiç bunlarla alakalı değil. Yani sahadaki sorunlar belli. Dediğim gibi Beşiktaş eğer, sen de aynı fikirsin, ben de aynı fikirsin. Beşiktaş o reseti atmazsa, Beşiktaş bu futboluyla burada, anca burada kalır. Bu da şampiyon, bu da şu demek, Avrupa Ligi'nden ya da Şampiyonlar Ligi'ne gidemiyorsun demek. Ama Beşiktaş'ın sıkıntısı şu, Ocak ayındaki kongre Beşiktaş'ın tarihini belirler. Evet. Hani Yıldırım Demirören zihniyeti, kafası değişir mi değişmez mi? Yani Murat Aksu'nda çok fazla olduğunu düşünmüyorum. Onlar zaten başka bir hani video konusu olacak kadar dolu şeyler. Kendi adıma söyleyeyim ama. Hani bu, o yüzden hani Beşiktaş'ın o zihinle falan, Beşiktaş'ın sıkıntısı o. Yani Demirören, Beşiktaş Ocak'taki kongreden sonra kendi yolunu çizer, rotasını çizer ama şöyle bir avantaj var. Mustafa Deniz ile devam edeceğini açıkladı Murat Aksu. Evet. Seçilmesi halinde şu demektir bu. İki başkanın ikisi de Mustafa Deniz ile devam edecek. O yüzden de Mustafa Deniz'le artık kim seçilir onu bilmiyorum ama sahada bu takıma reset atması lazım. Yoksa bu takım bu haliyle, bu futboluyla 5. sırada olması ligin sonunda iyi bir şeydir yani bu zihniyetiyle. Bu kafa değişmezse, hani bu oyun tarzı değişmezse, bu oyunculardaki cansızlık, isteksizlik değişmezse burada olur yani. Yani Beşiktaş takımını belki de Ocak ayında yapılacak kongreden sonra daha sağlıklı bir şekilde değerlendirebiliriz. Yani hem kongreden sonra, çünkü hem de değişme oyuncular var. Mesela işte borcu, kulübün başkanı borcu var. Murat Aksu'nun şeylerinden bir tanesi bildiğim kadarıyla hani öyle söyleniyor. Borcunu nasıl ödeyeceksin? Diyor ki o da hani siz diyor şunu şöyle bir şey var. Beşiktaş borsaya açılmış bir şirket olduğu için Beşiktaş'ın futbolcuları, Beşiktaş iflas ediyordu şirket olarak evet. Geçenlerde. Futbolcuları sermaye olarak, sermaye gösterin demiş sermaye borsa kurulu. Demişler ki sermaye göster, bunlar da futbolculara değer biçip bonservis bedelleri üzerinden sermaye göstermişler. Tabi bu zaten hukuki ya da yasal bir şey yani. Kurtarmışlar biraz paçayı. O yüzden diyorlar ki senin şu kadar borcun var kardeşim. Al tabatayı, 8 milyon euro yazmışsın sen buraya. Bunu sen yazmışsın yönetici olarak. Al bunları, bu futbolcuları gönder. Yani bu tarz cesur bir karar alırsa kadrodaki şeyden de temizlenir. Zaten kadroda bir temizliğe ihtiyaç var. Evet. O temizlikten sonra dediğim gibi yani bu takıma reset atılmadığı müddetçe bu takım futbol olarak böyle.